Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Bizi Habibullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti yapan Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Dilimize onun salat ve selamını nasip eden Rabbül Alemine sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam onun habibi edibinin üzerine olsun. Evet, ona hayran olanlar, ona aşık olanlar, onun ashabı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel evsafını bize anlatmaya devam ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın anlatmış olduğu hadis-i şerifte, anlatmış olduğu rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel vasıfları işte bizim hilye-i şerifelerimizde yazılı. Ve şimdi de ortada bulunan Es-Sa'udü Billah وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ayet-i Celilesinin altındaki bölümde Peygamber Aleyhisselam'ın vasıflarının anlatılmaya devam ettiği bölümü sizlerle paylaşıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Aleyhisselam'ı vasfetmeye şöyle devam ediyor ebeden nasi sadran Peygamber Aleyhisselam insanların en geniş göğüslüsüydü. Peygamber Aleyhisselam'ın göğüs kafesi geniş ve heybetliydi. O zahiren heybetli olduğu gibi ahlaken de geniş gönüllüydü. Ona ne kadar insanlar gelse, bir cahillik yapsalarda Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları musamaha ile karşılardı ve astagun nasi lehceten. Peygamber Aleyhisselam'ın dili en güzel lehçeydi. En güzel dil onundu. Hem konuşması, hem konuşma üslubu, hem de konuşma tonu yumuşak ve güzeldi. Gönülleri okşar, onun saadetli ses tonu gönüllere girer ve gönüller onunla feth olurdu. Onu gören, onun saadetli konuşmasını duyan İslam'la şereflenir, Müslüman olurdu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları etkilediği noktalardan biri de saadetli konuşmalarıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kime, hangi şekilde, kim hangi şekilde Resulullah aleyhisselama gelirse Efendimiz aleyhisselatü vesselam ona öyle cevap verirdi. Tabi Arapçada da lehçe lehçe konuşmalar vardı farklı kabilelerde, farklı yerlerde yaşayan insanların konuşma lehçeleri de farklıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve geldiklerinde hangi lehçe ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sorar konuşurlarsa Peygamber aleyhisselam da onlara o lehçe ile cevap verirdi. Ne kadar güzel değil mi? Hani biz şimdi kendi memleketimizden örnek verecek olursak işte bir Doğu yöresinin insanı lehçesi başkadır değil mi? Karadeniz insanımızın lehçesi başkadır. Ege yöresindekilerin başkadır. Güneydoğu'dakilerin başka, İç Anadolu'dakilerin başka. Her yörenin farklı farklı lehçeleri var. Şöyle bir düşünün ki Peygamber aleyhisselam hangi lehçeyle konuşulursa soran o lehçeyle cevap veriyor. Buna kadar gönülleri hoş eden, gönülleri okşayan bir üslup, bir lisandır. Ve el yenuhum arikaten Peygamber aleyhisselam insanların en yumuşak tabiatlısıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırf Allah rızası için insanlara yönelirdi. فَكَانَ مَعْهُمْ عَلَى غَايَةٍ مِنَ التَّوَاضُعِ وَالْمُسَامَحَةِ وَالْحِلْمِ Resulullah aleyhisselam son derece tevazu ile, musamahayla ile ve hilimle yani yumuşaklıkla yaklaşırdı. Peygamber aleyhisselam Sorunları çözen, dertleri dinleyen, onları anlayan bir üslubu vardı. Evet, bizler de hangi konumda, hangi durumda olursak olalım, eğer birinin bize bir ihtiyacı varsa, bize bir şey söylüyorsa, bir derdini anlıyor, anlatıyorsa, bir ihtiyacını dile getiriyorsa, bizim de ona kulak vermemiz, canı gönülden dinlememiz gerekir. Eğer bir anne baba bile olsak, evet evladımız, yavrumuz bize bir şey diyorsa onun söylediğine kulak vermeli, ne dediğini anlamalı ve çözmeye gayret etmelidir. Her bir öğretmensek, bir doktorsak, bir memursak, bir işçiysek ne olursak olalım insanların bizlerle olan hitabında çözüme gidici, çözücü ve kolaylaştırıcı olalım. Hem dilimizle Peygamber aleyhisselam gibi yumuşak konuşan hem de ahlakımızla, tabiatımızla son derece musamihakar ve çözüm odaklı olmaya gayret edelim. Ancak Peygamber Aleyhissalatu vesselam karşısında bir haram işlenmek üzereyse, bir haram işlenecekse Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem işte orada sert durur ve ona karşı durmakta da çekinmezdi. Ama diğer zamanlarda Peygamber Efendimiz hilim ve yumuşaklıkla muamele ederdi. Ve ekramuhum işrate. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel geçinilen kişisiydi. Hem peygamber aleyhissalatü vesselam başkalarıyla güzel geçinirdi, hem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile güzel geçinilirdi. Güzel geçinmek işte iki yönlü. Hem kişinin kendisi başkalarıyla rahat ve güzel geçimli olacak, hem de başkaları onunla güzel geçinebilecek. İşte bu iki vasfı haiz olmamız gerekir ve özellikle şu içinde bulunduğumuz zaman diliminde. Men raahu bedîheten habehu. Kim Peygamber Efendimizi ilk defa görse onun heybetinden etkilenirdi, ürperirdi, korkardı. Ve men halatehu marifeten ahabbehu. Ama kim Peygamber Aleyhisselam'ı yakından tanıdığı zaman ona muhabbet besler ve onu çok severdi. Evet Peygamber Aleyhisselam'ın o kelamına, o geniş gönüllülüğüne, o musamahasına, o insana, cana yakın davranışına şahit olduğu zaman çok severdi. Ama ilk olarak gördüğünde onun heybetinden irkilirdi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in heybetli bir duruşu vardı. Heybeti şöyle tarif ediyor büyüklerimiz. <laughs> Hallun fihi nur. O öyle bir durumdur ki onun üzerinde nur vardır. Nur olduğu zaman o heybet olarak görünür. <laughs> Nezelet aleyhi sekine. Onun üzerine sekinet iner. Vakar iner. Duruşu, bakışı, oturuşu, kol konuşması, sükutu her şeyi bir sükunet, bir sekinet, bir vakar iledir. Ve elbese rida el heybe ve o heybet elbisesi giyinmiştir. Fe kelamuhu nur işte o kişinin kelamı konuşması nur olur ve ilmuhu nur onun bilgisi ilmi nurdur. İnsekte sekete alahul vakar, eğer susarsa konuşmazsa suskunluğu bir vakar, bir olgunluktur ve inne taqa ahade bil kulubi vel absar. Eğer konuşursa da insanları avlar, insanların gönüllerini fetheder. İşte heybet böyle bir şeydir. Bu müminde de olur. Mümin onuru çoğalttıkça, Rabbine yaklaştıkça onur onda belirir ve heybet olur. İşte esas kamil olan tam heybet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerindeydi. Fakat biz ne dedik? Peygamber aleyhisselam ilk dışarıdan görüldüğünde insanlar onun heybetinden irkilirdi. Kalpleri ürperirdi. Ama onun onunla bir e, muaşerette bulunduğunda, onu yakından tanıdığında onu çok severdi. Kalbi ona meylederdi. Fakat bu müminler içindir. La münafıkan ve la kafiran. Fakat münafıklar, kafirler Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan her zaman korkar ve irkilirlerdi. Evet bugün de Peygamber Aleyhisselatü vesselama inanan müminler, Peygamber aleyhisselamı seven müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi, onun heybeti gönüllerinde ve kalplerindedir. Ama iman etmeyenlerin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için korkulacak biridir. Peygamber Efendimiz'den korkarlar ve çekinirler. Cenab-ı Allah bizi her daim iman dairesinde tutsun. Her daim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı seven, ona hayran olan kişilerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.